İyi günler efendim. Bir konu, bir konuk programdasınız bugün yine. Evet, konumuz Karadeniz, konuğumuz Karadeniz Konfederasyon Başkanı Tahsin Usta. Hoş geldiniz efendim. Tahsin Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Buyurun, sizi şöyle alayım. Bugün dolu dolu Karadeniz konuşulacak ve Karadeniz'in sorunlarını Konfederasyon Başkanımızdan alacağız. Başkanım, hoş geldiniz tekrar. Biz konuya geçmeden sizinle ilgili hazırlamış olduğumuz vetrelerimizi bir izleyelim. Ondan sonra başlayacağız. Arkadaşlar, vetreleri gönderir misiniz? Thank you.
Evet. Başkanım, nasıl buldunuz veterinerimizi? Valla çok teşekkür ederim tabii. Yani bizde bile olmayan bazı şeyleri bulmuşsunuz. Nereden bulmuşsanız güzel bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Öncelikle ben iyi programlar, iyi yayınlar diliyorum. İzleyicileriniz de bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Söyleşimize başlamadan mesaj attığımızı ve canlı yayın telefonumuzu bildirelim ve ondan sonra söyleşimize devam ediyoruz. Evet, mesajlarınız için Medya TV yazıp boşluk bırakıp 39-29'a mesajlarınızı bekliyoruz. Başkanımıza sorularınızı bekliyoruz ve başkanımız tabii ki sorularınızı cevaplandıracaklar. Bu arada canlı yayına bağlanmak için telefon numaramız 0212-281-7909. Doğru telefonla bize ulaşıp canlı yayına katılabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz tekrar. Tekrar başkanım bizler sizi çok yakinen tanıyoruz ama tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız başkanım? Ben işte 1960 Trabzon doğumluyum, Trabzonluyum öncelikle. Karadenizliyim. 30 yıldan fazla süredir İstanbul'da yaşıyorum. Meslek olarak mali müşavirlik yaptık. Hani şu anda emekli oldum tabii. Bir dönem Trabzonspor yöneticiliğimiz oldu. Trabzonspor'da yöneticilik. Evet, iki dönem İstanbul temsilciliğini yaptım, Trabzonspor yöneticiliğini yaptım. Yine Marmara Üniversitesi mezunuyum, Üniversite Mezunlar Derneği'nin başkanlığını yaptım. Malum şurasında yöneticilik yaptık bir dönem. Böyle sosyal etkinlikleri yoğun bir yaşam oldu. Tabii 50'yi de devirdik bu arada. Evet. Şimdi de Karadeniz Derneklerinin konfederasyon başkanlığını yapıyorum. Arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz şu anda. Evet başkanım, gerçekten dolu dolu bir çalışmalarınız var. Ben de sizinle ilgili dokümanı elime geçti. Karkon Genel Başkanısınız. Ayrıca Otizmle Bakım ve Eğitim Derneği, OBET Genel Sekreterliği yaptınız. Evet, ona da bizim konfederasyon olarak tabii çok etkinliklerimiz var. Yani kendi kültürel evet, bayağı bir sosyal etkinliklerimiz var. Özellikle engelli ve otizmlerle ilgili de yönetim kurulu kararıyla ilişkilerimiz var. Farklı bir alanda katkı yapmaya çalışıyoruz. Başkan şey de var ama Şilyakı Kurunaköy Karaburun'da bulunan Karadeniz Park ve kurucusu ve işletmecisisiniz. Değil orada mi? Özel bir yerimiz var. Arkadaşlara beraber yararlanıyoruz. İşte gelenler de buyursun tabii bu vesileyle. Evet. Yani ayrıca da Trabzon Çarşıbaşı ilçesi dernek başkanlığı da ilk başlangıç değil mi? Evet, kendi ilçeminde tabii ilçe öyle başlıyor. Yani federasyonla konfederasyon biliyorsunuz işte kurumsal olarak önce ilçeler, köy dernekleri kendi il federasyonlarını seçiyor. Daha sonra federasyonlar da genel kurul kararlarıyla konfederasyona katılıyor. Oluşumumuz zaten öyle. Çekirdek köy ve ilçe derneklerinden evet. Başlıyor, il derneklerinden başlıyor. Konfederasyonu bilmeyenler için açıklayalım isterseniz. Derneklerin bağlı oluşuyla meydana gelen konfederasyon. Şimdi şöyle ifade etmek isterim tabii. Biliyorsunuz Anadolu'dan çok evet. Ciddi göç var. Karadeniz'de en çok göç veren bölgelerimizden. Yani İstanbul'un şu anda %50'ye yakını Karadenizli insanlardan, Karadeniz'den köç edip gelip burada yerleşenlerden oluşuyor. Buraya gelen insanlarımız kendi aralarındaki ilişkilerini, dayanışmalarını sürdürmek için burada dernekler kuruyorlar. İşte kültürel faaliyetler yapıyorlar, sosyal faaliyetler yapıyorlar, dayanışma etkinlikleri düzenliyorlar. İşte köy dernekleri, işte ilçe dernekleri, il dernekleri kuruluyor. Daha sonra bunlar kendi aralarında önceden yasa müsait değildi, 5-6 yıldır müsait. Önce iller kendi aralarında federasyon kuruyorlar. Daha sonra iller bir araya gelerek işte bizim şu anda oluşturmuş olduğumuz Karadeniz Dernekler, Karadeniz Konfederasyonu adıyla derneklerimiz bir araya getirerek böyle bir konfederasyon yaptık. Yani bu Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri'nin yani geldiği en üst noktadır, en üst kuruluştur. Evet, ben de onu bahsetmeye çalıştım. Yani birden çok yani en az 5 tane federasyonun birleşmesiyle oluşan evet. Bir konfederasyon oluyor. Yani evet, evet. Değil mi başkanım? Evet, evet. Bu arada Karadeniz'in aşağı yukarı tüm illerini kapsayan bir konfederasyon. Biz, genel başkanısınız. Tabii yani kuruluşumuz yaklaşık işte 3 yıl oldu. İşte iller yani katılmaya devam ediyor aramıza. Arkadaşlarla beraber işte çalıştıkça, etkinlik ürettikçe diğer illerimiz de katılıyor. Onlara da açığız. Bütünlüğünü Karadeniz'in tamamını kuşatacağımızı düşünüyoruz. Şu anda onun üzerinde ille birlikteyiz kuruluşumuzdan bugüne kadar. Diğer illerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Genel kurullarını yaptıkça şu anda üyemiz olmayan birkaç ilimizin de aramıza katılacağını bekliyoruz, düşünüyoruz. Evet. Başkanım, Karadeniz Konfederasyonu ne amaçla kurdunuz yani? Amaç neydi?
Ya şimdi şöyle, biz de tabii öncelikle iller olarak kendi aramızda dayanışmalarımızı yapıyoruz. İşte her ilçeler, köy dernekleri, il dernekleri kendi etkinliklerini düzenliyor. Ancak geldiğimiz noktada gördük ki daha büyük paylaşmalara, daha büyük iletişimlere, daha büyük yardımlaşmalara ihtiyacımız var. Örneğin bugün de yıl dönümüdür işte Çernobil'in. Bununla ilgili biz yaklaşık 2007 yılında federasyonlar kurulmadan 5 Doğu Karadeniz iliyle birlikte etkinlikler düzenledik. Yani çevre sorunlarımız aynı, işte ekonomiyle ilgili sorunlarımız aynı, göç nedenlerimiz aynı. O nedenle oralarda birlikte mücadele etmek gerekiyor. Yani tek başına illerin kendi yapacakları şeyler var ama bizim birlikte bir araya gelerek birlikte yapacağımız şeyler olduğunu düşündük. Bu nedenle illerimizi bir araya getirdik. Bunun etkilerini bugün siyasette de görüyoruz, belediye seçimlerinde de görüyoruz. İşte inşallah milletvekili seçimlerinde de göreceğiz. Bölgemize yönelik alternatif üretimler yapmaya çalışıyoruz. Çevremize, halkımızın ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir araya geldik. Evet, yani bu üçüncü sorumun da cevabını almış oldum aşağı yukarı. Ne gibi etkinliklerde bulunduğunuz gibi biraz önce Çernobil'den bahsettiniz. Şu anda da Çernobil'in yıl dönümü. Felaketin. Evet, 26 Nisan evet. 1986 Çernobil'in 28. Yıl dönümü. Biz federasyon kurulmadan Trabzon dernekleri olarak bu konuda çok ciddi gayretlerimiz olmuştu. Bu konuyu gündeme taşıdık. Bizimle o dönemde işte Artvin, Rize, Gümüşhane, Kiros'un, Ordu, Samsun dernek birlik başkanları da birlikte geldiler. Birlikte çalıştık bütün arkadaşlarla beraber. Bize gelen çok sayıda şey vardı. Yani kısaca bugünün de anlamı da önemli o açıdan. Bu konuyu yani zamanımız varsa anlatmak isterim. Tabii tabii. Başkan, aslında ben şey söyleyeyim. Bugün dediğim gibi Çernobil'in felaketinin Karadeniz'de en büyük etkilenen bölgelerinden. Şöyle biz bölgemizden özellikle evet, Doğu Karadeniz'den çok ciddi talepler geldi bize. 7-8 yıl önce karşılaştığımız bir durumdu. Kanser hastaları geliyordu şeyden. Burada Cerrahpaşa'da, Çapa'da yatan onkoloji bölümlerindeki hastaların %70'i Karadeniz'den gelmiş hastalardan oluşuyor. Bu bizim dikkatimizi çekti ve bu konuda biz bir etkinlik yapmayı düşündük o zaman. Diğer illerle de paylaştık. Öncelikle Sultanahmet Adliyesi'nde dönemin Bakanı Cahit Aral'la ilgili ve yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulunarak Çernobil'le ilgili bir basın toplantısı düzenledik. Burada gündeme getirmeye çalıştık. Gördüğümüz şeydi, bölgemizde yaptığımız araştırmalarda Çernobil'in olmasından bilim adamları da böyle söylüyordu. Çünkü yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra etkileri gözükecek deniliyordu. Hı hı. Bizim bölgemizde, Karadeniz bölgesinde çocuklarda, doğumlarda sakat doğumların çoğaldığını, çocuk ölümlerinin arttığını, bitki örtüsünde bir takım yani değişiklikler olduğunu ve kanser artışlarında da çok ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Bundan dolayı bir gündeme taşıdık. O dönemde yapılan üniversitelerle ilişki kurduk, Atom Enerji Kurumu ile ilişki kurduk. Çeşitli bilim adamlarıyla diyaloglarımız oldu. O dönemin yapılan ama hükümet tarafından yayınlanması yasaklanan raporlara ulaştık. Onları toplumumuzla paylaştık. Sağlık Bakanlığımızla ilişki kurduk. Bölgemizde kanser hastalarının tedavilerinin çok zor olduğunu, ekonomik olarak çok pahalı olduğunu görüyorduk, biliyorduk ve insanlar kaderlerine terk edilmiş biçimde ölümlerini bekliyordu. Bu nedenle tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz oldu. Bölgemizde hastaneler, onkoloji hastaneleri kurulsun istedi ve bunda da sonuç aldık. Samsun ve Trabzon'da Sağlık Bakanlığı tarafından iki onkoloji hastanesi kuruldu. Diğer illerde de şey oldu, onkoloji bölümleri açıldı ve kanser hastaları kayıt altına alındı. Araştırmalar da yapıldı bölgemizde kayıt altına alalım diye ama araştırmaların sonuçları da tam olarak açıklanmadı. Olay örtülmeye çalışıldı. Yani bugün geldiğimiz noktada bunları niye anlatıyoruz? Sonuçta nükleer enerji bugün işte yine gündemde. Sinop'ta bir bugün miting var. Sinop'ta yapılacak santrale karşı Sinoplu arkadaşlar, Sinop Federasyonu o konuda duyarlı. Orada miting var, ona katılıyorlar. Biz de gördük ki 1000 kilometre uzakta olan Çernobil aynı anda yağmur bulutlarının Karadeniz'e gelmesi üzerine, ki bizimle beraber aynı gün Trakya'da yağmur bulutları geldi. Yani Trabzon'la, Rize'yle, Artvin'le, Tekirdağ, Kırklareli aynı anda Çernobil'in etkisinden yani nasiplendi veya durumundan etkilenmiş oldu. Bu nedenle biz yani çevremizde, dünyada, ülkemizde nerede olursa olsun yani bunların daha kullanılabilir enerjiler, doğal enerjilerin kullanılmasından bu nedenle yanayız. Bugün tabii bunda toplumda, kamuoyunda bu konuda tartışma var.
nükleer enerjinin bu anlamda zararlı olacağını, topluma uzun dönemde zararının daha fazla olacağı kanaatimiz var. Açısından. İnsan sağlığı açısından, ekonomik olarak da bölgemize çok yarar getirmeyeceği kanaatimiz var. O nedenle de bunu yeniden gündeme getirmeyi düşündük. Başkanım, ben de Amasyalıyım, Orta Karadeniz bölgesindeyiz. Hatta diyebilirim ki ben Taşova ilçesi de tam Amasya'nın sınır noktası, Samsun sınır noktasıyız. Bu Çernobil felaketinden sonra bizim bölgede de kanser vakalarının çoğaldığı, hatta ormanlarda kara ağaç denen ağaçların... Bizde de kurudu tamamıyla. Efendim? Karadeniz'de de tamamıyla kara ağaçlar kurudu. Evet. Ağacın kuruduğunu ispatlayan benim de doğayla ilgili evet. çalışmalarım var. Hatta bu bölgede telefonumuz varmış. Telefondan sonra devam edeceğiz. Alo. Alo. Evet, şu anda Nihat Altaş. Altaş Başkanım, Sinop Federasyon Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şu anda Medya TV'de canlı yayındasınız. Konuğumuz Konfederasyon Bahattin Başkanımız. Başkanım. Evet. Buyurun. Bahattin Başkanıma da merhaba diyorum. Merhaba Nihat Başkanım. Başkanım, bugün Çernobil ile ilgili Sinop'ta tahminim eylem var herhalde. Evet. Çernobil nükleer faciasının bugün yıl dönümü. Evet. Sinop'taki eylemde Sinop'ta yapılmak istenen nükleer santralle ilgili bir eylem. Kişisel olarak nükleer santrale kesinlikle karşıyım. Özellikle Çernobil faciasından sonra Türkiye'yi çok yakından etkileyen ve etkileri de seneler sonra ortaya çıkan bir facia yaşadık. Evet. Şu an itibariyle bölgemizde ve ülkemizin belli bir kesiminde, kısmında gerçekten ciddi anlamda bunun yeni doğan çocuklar veya o günün şartlarında doğmuş ama bugün itibariyle sağlık sorunları, sıkıntıları çeken birçok insanımız var. Kanser vakalarının arttığı zaten belli. Bu sebepten dolayı Sinop'ta bir nükleer santralin yapılması insan olarak da bir Sinoplu olarak da karşı durduğum bir olay. Bunu birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Tabii buyurun. Hüsav Bey, Sinop biliyorsunuz ki yeşillikleriyle de doğal güzellikleriyle de oldukça güzel bir ilimiz. Burada yapılacak olan nükleer santralin yaklaşık 10-20 yıl sonra bir nükleer sızıntıdan kaynaklı meydana gelebilecek olan bir facia aslında bizim ülkemizde her soframızda muhtaç surette bulunan pirincimiz var biliyorsunuz, pilavımız. Evet. Dolayısıyla bölgemiz bölge olarak da pirinç deposuna olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada meydana gelecek olan sızıntılar insan sağlığı açısından Türkiye'de ciddi anlamda sıkıntı yaratacaktır ve etkileri çok hızlı bir şekilde gelişecektir diye düşünüyoruz. Özellikle Amasya ve Tokat civarı meklolik olduğu için meyve konusunda Türkiye'nin ambarlarından bir o bölgeyi de muhtemelen bu bulutlar veya sızıntılar etkileyecektir. Evet. Doğal olarak gıda ve özellikle de iklim sularıyla ilgili bir bölgede ciddi anlamda etkilenmiş olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu sebepten dolayı da Sinop'ta özellikle turizmin de canlanmaya başladığı ya da turizmin çok sık konuşulduğu bir ortamda böyle bir nükleer santralin kurulmasından sonra ne kadar Sinop'a turist çekilebilir? Bu da koskoca soru işaretleri diye düşünüyorum. Aynı şekilde Mersin'de kurulması düşünülen nükleer santralle ilgili de Mersin biliyorsunuz bizim turizm cennetimiz olan Antalya bölgesine oldukça yakındır. Evet. Bu tür yerlerde meydana gelebilecek olan kazalar sonrasında gelişmiş ülkelerden ya da Avrupa'dan buralara insanların gelerek turist olarak gelmesi çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu kadar büyük yatırımların yapıldığı ve çok çabuk etkilenebilecek olan yerlere bunların kurulması çok uygun değil.
Ancak Türkiye'de nereye kurulursa kurulsun nükleer santrali ya da nükleer santralleri başlangıç itibariyle kontrol etmek mümkün ama daha sonrasında eskimeye başladığında ciddi anlamda sıkıntı olduğundan dolayı Türkiye'deki nükleer enerjiye karşıyım şahsım evet. olarak. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum Nihat Başkanım. Gerçekten Sinop'ta yapılan eyleme, bu doğa hareketi için yapılan eyleme biz de tabii buradan yürekten katılıyoruz. Gerçekten doğayı tahrip eden, doğayı yok etmeye çalışan, insan sağlığıyla oynanan tüm yapılanmalara karşıyız değil mi başkanım? Yani evet, gerçekten evet. hoş şeyler değil. Önemli olan önce insan sağlığı olmalı evet. hedef. Başkanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi, başarılı çalışmalar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Sayın başkanıma da kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, Nihat Başkan'ın da... Nihat Başkan Keriş'ten tabii yani bölgede yaşayan insanlar olarak çok güzel özetledi. Bunu çok uzun yıllardır hani bölgemizin tamamında görüyoruz. Bu nedenle yani şu anda nükleer santralin Sinop'ta, işte Akkuyu'da nerede kurulması önemli değil. Çernobil'de olduğu gibi yani ülkenin her tarafını, başka ülkeler, hatta bugün Ermenistan'daki santral bile teknoloji olarak Çernobil'dekinden çok daha kötü durumda. Bu nedenle yani bütün dünyada buna karşı çıkmak gerekiyor. İnsan sağlığı tabii açısından, insan sağlığı açısından doğacak maliyetler açısından. Tabii. Şimdi kullanılabilir başka enerji kaynakları olmasına rağmen ne yazık ki işte gündeme önümüze böyle getiriliyor. Örneğin hani Nihat Başkan Sinoplu, Sinop için bir örnek verelim. Sinop'la ilgili ilgililer, yetkililer rapor veriyorlar. İşte rüzgar enerjisinden yararlanabilir miyiz diye. Sinop bunun da rüzgar olmadığı konusunda rapor veriyorlar. Yani nükleer enerjinin, Sinop'la. Evet, nükleer enerjinin önünü açabilmek için Sinop'ta rüzgar yoktur. Rüzgardan yararlanarak orada enerjiden faydalanamayız diye bir rapor düzenliyorlar. Yani böyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Hatta şey de diyebilirim. Yani şu anda elektrik direklerine birçok belediye elektrik panelleri yaparak elektrik enerjisiyle direklerdeki aydınlatmayı yapmaya çalışıyorlar. Güneş enerjisi ve rüzgar evet. türbinleriyle şimdi ucuz ve tabii, kaliteli tabii. elektrik. Bu vesile başka bir şey daha gündeme getirmek gerekiyor bence. Daha önce bizim bu yaptığımız çalışmaların da bir parçasıydı. Yani halkın bizim doğru bilgilenme hakkı. Şimdi Çernobil olduktan sonra o zamanın dönemin bakanı Sayın Çayit Aral işte çayı alarak, bunlar radyasyon yoktur, bakın ben içiyorum, siz de buyurun için evet. işte belgeler, raporlar işte Çernobil'den kaynaklanmadığı doğrultusundadır diye konuşmaları yaptı. Bu tamamıyla yönlendirilmiş, yanlış bilgilerdi. Süre geçince bilim adamlarının söyledikleri doğru çıktı, ortaya çıktı, kanserde artışlar başladı ve biz kandırılmış olduk halk olarak. Yani bize doğru bilgi verilmedi. İşte radyasyonlu çaylar o dönemde, fındıklar askerlere dağıtıldı ücretsiz olarak. Okuldaki öğrencilere dağıtıldı ve insanlarımız hani nerede olursa olsun bunun sonuçlarından etkilendiler. Ekonomik boyut olarak düşünülerek. Evet. Halbuki uzun sürede daha çok tahribat yapıldı toplum üzerinde. Bu nedenle ne olursa olsun halkın doğru bilgilendirilmesi gerekir. Bu nedenle de yani alternatif düşüncelere saygı duyulması, gösterilmesi gerekir. Aksi halde süreçte bedelini hep beraber toplum olarak ödüyoruz. Ödemeye başkanım, devam edeceğiz. Önemli hedef insan olmalı. Evet. İnsan sağlığı olmalı diye evet, düşünüyorum. Evet. Gerçekten başkanım, Karadeniz bu Çernobil faciasından da gerçekten en büyük etkilenen Türkiye'nin bölgesi. Başkan, bu arada dediğin gibi çeşitli doğa hareketleri de oluyor o bölgede, Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesinde doğa hareketlerini takip ediyor musunuz başkanım? Yani ne gibi? HES'lerle ilgili? Ediyoruz tabii. Şimdi şöyle, aslında bu... Denizin kenarındaki doğal halinin tahrip edilmesi gibi. Çevre sorunuyla evet, ilgili çevre aslında sorunu. Bu ülkemizin her tarafında var. Yani İstanbul'da da var, güneyde de var, Karadeniz'de var. Ama biz ağırlıklı olarak tabii Karadeniz'i gündeme taşımaya çalışıyoruz. Örneğin bir sahil yolu yapıldı. Sahil yolu yapılırken bilim adamları dediler ki, sivil toplum örgütleri dediler ki sahilden bu yolu yapmak, otobanı sahilden yapmak denizi öldürecek. İşte halkın, insanların denizle olan ilişkisini koparacak, zarar verecek. Halbuki dağlardan arkadan geçse ve dik yollarla kasabalara, illere inse daha yararlı olacağı düşüncesi vardı. Öyle yapılmadı. Daha pahalı bir yöntemle deniz doldurularak örneğin sahil yolu yapıldı. Bugün giderken belki hoş geliyor ama insanların denizle olan, doğayla olan ilişkileri koptu. Bugün Karadeniz'de yaşayan balık neslinde %70-80 oranında
azalma var. Çünkü balıklar kıyılara gelerek yumurtalarını bırakamıyorlar. Beton yığını haline geldi. İşte taş dolgular halinde. Doğada çok ciddi bir tahribat var. Yani o dönemde bile biz buna hani karşı duruyorduk. Süre geçince zaten doğa kendinden zorla alınan zamanla da geri alıyor. Evet. Yani deniz bunların bir kısmını tahrip etti. Bunlara da tabii o zaman karşı duruşumuz vardı. Yine evet. Bölgemizde işte bugün çok gündemli olan hidroelektrik santraller konusu var. Yani bu da başlı başına tabii bir program konusu. Bunda da bizim Karadeniz Konfederasyonu olarak bir duruşumuz var aslında. Yani biz konfederasyon olarak veya sivil toplum kuruluşları olarak sonuçta sivil kuruluşlarız. Yani bizim hiçbirimizin, hiçbir derneğimizin yani bir siyasi iktidarın yanında veya onun karşısında olan bir bakışımız, duruşumuz olmaz, olmaması gerekir. Yani sivil bir bakış sergilememiz lazım. Bu nedir? Bizler halkımızın, bölgemizin, illerimizin yararına olan her şeyi desteklememiz lazım. Zararına olanlara da bu anlamda karşı çıkmamız lazım. Bu nedenle hidrolik santrallerle ilgili ilk kuruluşumuzdan sonra mesela ikinci ayında Bahçeliler Kültür Merkezi'nde bir panel düzenledik. Bu konuda hidroelektrik santralleri savunanlarla beraber karşı çıkanları bir araya getirdik. Yani toplumun, halkımızın, katılanların bilgilendirilmelerini sağladık. Ama hani orada izlediklerimiz, gözlediklerimiz veya orada savunduklarımız aradan işte 2 yıl geçti. Bugün çok haklı olduğumuzu ne yazık ki kanıtladı. Keşke haklı olmasaydık. Bugün görüyoruz ki derelerimiz kurudu, tahrip oldu. Derelerimizde balık kalmadı. İklim değişiklikleri nedeni oldu. Bitki örtüsü değişiyor. Ve görenin insanların fikri alınmadan hidroelektrik santraller yapılıyor. Ekonomiye dönüşü de anlatılan kadar aslında çok değil. Yani hani belki başka alternatif kaynaklar yaratılabilirdi. Bu nedenle yani bugün Artvin'de aynı sorunumuz var. Rize'de var, Trabzon'da var, Kastamonu'da ağırlıklı olarak var. İllerimizin çoğunda ırmaklarımız, akarsularımız elden çıktı. Yani tabiat değişikliğe uğradı. Evet. Yani düşünce olarak oradaki halk bunun çok uygun olmadığını, halk direniyor bu konuda, karşı çıkıyor. Ama nedendir ki işte bir taraftan da yapılmaya devam ediyor. Başkanım, oradaki sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu bu mücadeleye siz de gidip yerine destek oluyor musunuz? Olduğumuz oluyor tabii. Yani geçen ay Artvin'de örneğin bu konuda bir etkinlikler vardı, eylemler vardı. Artvin Federasyonu burada başka arkadaşlarla gitti, katıldı. Ya biz de Kastamonulları yapmış oldukları mesela birlikte panel düzenledik. Bu konuda etkinliklere cevap verdik. Yine Ordu'da buna benzeri var. İşte Rize'nin derelerinde var, Karadeniz'de var. Evet başkanım, bu arada telefonumuz var. Alo. Evet, Fazlı Kuru, Yeşilırmak Çevre Platform Sözcüsü. Fazlı Bey, hoş geldiniz efendim. Yayınınıza kolay gelsin diyorum. Başkanımı selamlıyorum. Bu arada tüm çevre direnişlerine, çevreyi savunan tüm bireylere, kurumlara, buradan Munzur'a, Mersin'e, çevre konusunda duyarlı olan Gerci'ye, Sinop'u Taşova'dan selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Fazlı Bey. Sizin de gerçekten doğa dostu olduğunuzu, çevredeki doğa hareketiyle ilgili çalışmalarınızı biliyoruz. Şu anda da konuğumuz Karadeniz Konfederasyon Başkanımız Sayın Tahsin Usta. Görüşlerinize ne gibi görüşleriniz olabilir? Ne soru sormak istersiniz? Şimdi ben buradan o selamlarken Karadeniz'in Çernobil'den kaynaklı kanser vakalarının, kanser hastalıklarının en yaygın olduğu bir bölgeyi olması anlamında nükleer santraller, termik santraller, HES'lerle ilgili konuda yoğun bir direniş ve cephe örülmesi anlamında ve yayın kurulumuz ve kanalınız kanalıyla, Medya TV kanalıyla özellikle çevre direnişlerinin HES'ler, termik santraller artı nükleer santrallerin üst bir kurul anlamında platformlaşması da yoğun bir hareketliliği, çevre direnişlerini tepkileri öne çıkarmamız anlamında çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu arada ben şunu da belirteyim, nükleer Sinop'taki direnişe 1 Mayıs'ta Yeşilırmak Çevre Platformu olarak katılıp ayrıca bir konuşma alacağım. Orada da bunu öne çıkarıp dillendireceğimizi ve hepimize, herkese insan sağlığı ve doğayı, çevreyi koruma anlamında çok önemli mesajların verilmesi ve direnişlerin ortaklaştırılması ile ilgili konuda duyarlı olmaya ve hepimize kolay gelsin diyorum. Başkanımı da buradan selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fazlı Bey. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet.
Aman şey yaşamak. Ben de evet evet takip ediyoruz. Fazlı Bey ben de teşekkür ediyorum. Tabii bölgede çok güzel etkinlikler yapıyorlar. İşte aslında yerel halkın hani bu tür örgütlenmeleri çok önemli. Yani insanlar kendi sorunlarını tartışacak komiteler oluşturmalı. Bu konuda gayretler yapılmalı. Evet. Bu arada mesajlarımız da geliyor Sayın Başkanım. Onları öncelikle belirteyim isterseniz. Şu anda bizi Aydın Söke'de izleyen Şemsettin Yanıkoğlu. İyi yayınlar. Size ve konuğunuza merhabalar diyor ve çalışmalarınıza başarılar diliyorlar. Bu arada yine mesajlarımız var. Facebook üzerinden bize mesaj gönderen dostlarımız var. İsmail Zile Amasya Taşova'dan selamlarını iletiyorlar. Yine İstanbul'dan Sibel Beyosmanoğlu selamlarını iletiyorlar. Hakan soyadını yazmamış. Şu anda Amasya Taşova Alpaslan kasabasından mesajlarını iletiyorlar. Yine Hayriye Yirigoğlu isimli izleyicimiz ve Almanya'dan Salim Aytaç kardeşimiz başarılar diliyorlar başkanım çalışmalarınızda. Evet Selim Zile isimli arkadaşımız yine aynı şekilde başarılar diliyorlar. Şimdi medya çok evet. Önemli tabii. Yani tabii. Bu konuda dediğin gibi başkanım. Evet, medya çok önemli. Ve görüyoruz ki aslında ülkemizin her tarafında hatta dünyanın her tarafında hani insanlar ortak sorunları için çevreye duyarlı davranıyor ve birlikte etkinlik üretiyorlar. Yani bu nedenle yani yapılacak bir şeyin veya bir olumsuzluğun orada burada olması hiç önemli değil. Yani bir insan olarak dünyanın her yerinde yapılan şeye karşı çıkmamız lazım. Bugün Çernobil'in yani gerçekleştiği yerde 100 kilometre çapında bir yerde 4000 yıl süreyle yerleşim olmayacak. Yani bu aslında bir film gibi bize anlatılıyor ama yani bunu bir düşünebiliyor musunuz? 4000 yıl süreyle orada insan yaşamayacak. Yani bunları insanları bilgilendirmek lazım. Karşılaşabileceğimiz riskler nelerdir? Bunları insanların görmesi lazım. Yani aksi halde bugün işte hani kısa vadeli işte faydacı yaklaşımlarla ya da uluslararası yani isteklilerin yönlendirmeleriyle yanlış enerji kullanımlarıyla ileride hem tabiat olarak hem işte insanlar yaşayanlar olarak bizler bedel ödemekle karşı karşıya kalacağız. Evet ben hatta başkanım bir ejder filminde izlemiştim. Kendilerine destek olan vatandaşın birine hediye olarak küçük şişe içinde su veriyor. Yani suyun, doğanın, havanın insan sağlığı açısından şimdi çok bizim Karadeniz'de çok espri yapan insanlardır. Geçen evet. Bir hemşerimiz diyor ki eğer ileride diyor nükleer savaş çıkarsa dünyada diyor ayakta kalan tek bölge insanlar Karadenizler olacaktır diyor. Niye dediğimizde diyor ki biz zaten diyor nükleer enerjiye, radyasyona alıştık diyor. Alıştırdılar bizi diyor. Vücudumuz alışkın diyor. Onun için diyor biz daha dayanıklı olacağız dayanıklı diyor. Olacağız evet. Diyor. Başkanım ayrıca bir de şey var. Karadeniz bölgesinin kültürel dokusunun devam etmesi için ne gibi çalışmalarınız var? Yani Karadeniz'de bir olan yozlaşma Türkiye'nin her bölgesinde var. Düğünlerimizde, diğer örf ve adetlerimizde büyük bir uzaklaşma var. Bunun nedeni ne olabilir? Şimdi şöyle düşünüyoruz tabii. Karadeniz bölgesini veya tek tek aldığımızda illerimizin sorunları ülkemizin diğer sorunlarıyla farklı değil. Yani aynı nedenlerden, aynı kaynaklardan dolayı böyle. Dolayısıyla çözüm önerileri de çok farklı değil. Yani biz güneyde çözüm önerileri neyse Karadeniz'de de öyledir diye düşünüyoruz. Şimdi bizim Karadeniz'de bugün aldığımızda Artvin'den işte Sinop'a kadar baktığımızda hani hiçbir tane fabrika söyleyemeyiz ki bacası tütsün. Yani insanların çalıştığı. Eskiden çimento fabrikası, lastik fabrikası işte bir üretime yönelik bazı şeyler vardı. Bunların hiçbir tanesi şu anda yok. Ve bölgemizin baktığımızda yani en ucundan alırsak bugün Artvin'de balıkçılık yok. Hayvancılık öldü. Beri'ye geliyor Rize'de çay ithal edilmeye başlandı değil mi? Yani tek tek gelirsek yine yaylalarımız kullanılmıyor. Hidroelektrik santrallerle doğa tahribatları var. Yani cennet olması gereken, anlatılması gereken yerler ne yazık ki bu tahribatlarla yani kittikçe kullanılmaz hale geliyor. Daha beri'ye geliyoruz Trabzon'da fındık kilosunda Ordu'da aynı şekilde fındıkçılık yani para etmiyor fındık. İmalatınız satışta masrafları karşılayacak halde değil. Devlet politik olarak işte fındığı yani dünyanın en büyük fındık üreticisi olmamıza rağmen işte çikolatada yağda fındığın kullanılabilir olmasına rağmen ne yazık ki
Yani elimizde bir altın bulunmasına rağmen başka ülkeler bunu yapıyorlar. Bize siz yapmayın diyorlar. Yine bakıyoruz biz de örneğin Trabzon Akçabat ilçesinin tütünü dünyanın en iyi tütünlerindendi. Bugün tamamıyla tütün öldü. Neden öldü? Şimdi dışarıdan ithal ediyoruz, getiriyoruz. İşte Ordu'ya Giresun'a geliyoruz. İşte aynı şeyler orada devam ediyor. Çevre tahribatı var. Deniz işte kenarı doğayla kopmuş. İşte setler çekilmiş. Deniz balık kurudu. Yok yani. Hani en büyük evet. balıkçılık filosu Karadeniz'de, Trabzon'da. Ama ne yazık ki insanlar çok sıkıntıda. Yani yatıyorlar. Dolayısıyla bölgedeki insanların da geçim kaynağı balıkçılıktı. Yani her aileden insanlar gidip denizde 6 ay çalışıyorlardı. Bütün aile 10 kişi çalışıyordu ama bütün aile, bütün köy belki oradan şey yapıyordu. Olmadı. Şimdi bütün bunlardan sonra bir de çevre tahribatı var. Çevreyle ilgili işte bu hidroelektrik santraller, işte yaylaların kötü kullanılması, kültürlerin yanlış olması. Bugün işte festivaller adı altında çok uzun yıllardır, belki 100 yıllardır insanların yaptıkları yayla şenlikleri, festivaller vardı, köşkler vardı. Yani halkın kendi doğallığıyla yaşadığı, protokolü olmayan ama kendi ilişkileriyle ortaya çıkardığı kültürel etkinlikler vardı. Onlar da değişti. Bugün bakıyorsunuz hep işte yaylalarımızda insanlar geliyor. İstanbul'dan sanatçılar gidiyor. Yaylalarda ses düzenleri kuruluyor. İşte bangır bangır sanatçılar geliyor. İşte naylon poşetler yaylalarda bırakılıyor. Yani bir çevre tahribatı yani ortaya çıkartılıyor. Ve insanlar dönüp geliyor. Yani bizim doğru şeyleri savunmamız lazım. Hep birlikte üretmek lazım. Bu nedenle alternatif arayışlarımız var tabii. Ancak bugün yani sivil toplum örgütlerinin de ekonomik imkanları çok sınırlı. Yani bunun devlet politikası olması lazım. Yani hep birlikte yapabileceğimiz şeyler durumundadır. Yani çevreye karşı duyarlılıklar. Yoksa hani bugün sadece Rizeliler kendi derelerini savunamazlar. Sadece Kastamonu'lar, işte Sarıyazmalılar kendi derelerini savunamazlar. Artvinler aynı şekilde. Sizde Amasya'da var aynı şekilde. Bizde Trabzon'da var aynı şekilde. Bu nedenle bir toplumsal duyarlılık, doğaya saygı, çevreye saygı yaratmak lazım. Yani bunu çocuklardan başlayarak bu sevgiyi yaratmak lazım. Sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Başkanım, onu doğaya, çevreye dediğin gibi sahip çıkmak tabii ki gerekiyor insanın. Bu da görevi. Fakat şunu söyleyeyim. Akdeniz, Ege bölgesi genelde betonlaştı. Karadeniz'de böyle bir betonlaşma fazla olmadığından yayla turizmine yönelip şimdi, o bölgede bir hareket yapılamaz mı sizce? Yapılması gerekir kesinlikle. Örneğin şu anda Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin %80'i Arap turistlerden oluşuyor. Evet. Şimdi kendimizi onların yerine koyalım. Bir yerde yaşıyorsunuz, bir tek ağaç yok, akarsu yok, sıcak 40-50 derece ve bir yere gidiyorsunuz, her taraf yemyeşil. Yani bir toprak göremiyoruz. Her taraf yemyeşil ve dereler gürül gürül akıyor. Yani herhalde onlar cennet burası diye düşünüyorlar. Cennet böyle bir şeydir diye düşünüyorlar. Şimdi bu insanların, yani bize gelen turistlerin %80'i özellikle Arap turistlerden oluşuyor. Şimdi ama bölgede tabii onların konaklamalarına yönelik, onların ağırlanmalarına, misafir edilmelerine yönelik, bölge halkının bu konuda eğitilmesi, bu konuda turizm tesislerinin açılması, ulaşımların sağlanması, yani diğer illerimizde şimdi Rize'de yapılıyor. Hani Trabzon havaalanı kullanılıyor. İşte Samsun havaalanı kullanılıyor ama işte Ordu Giresun'un ortak havaalanı var. Yani ulaşımın kolaylaştırılması. Yani buna benzer devletin bu konuda özellikle bir şeyler yapması gerekiyor. Yani turizmi gündeme taşıyıp turizm gelirlerinin artırılması, bu doğa olaylarının tanıtılması, bu konuda kampanyalar yapılması gerekiyor. Bunun için de Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Turizm Bakanlığı, Kültür Müdürlükleri, Sivil Toplum Örgütleri, halk yani birlikte hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Değil mi abi? Yani o yöne daha canlı hale gelebilmesi tabii, için tabii. Birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Başkan, ben dikkatimi çeken bir nokta daha oldu. Bu konuyu da size soru olarak yönelteyim isterseniz. Balık denince akla Karadeniz insanı gelirdi. Şimdi ise İstanbul'a balık pazarı Doğu ve Güneydoğu insanlar tarafından yapılıyor. Ayrıca inşaat sektöründe de Karadenizler öndeydi. Şu anda inşaat sektöründe de fazla yok. Yani ekonomik olarak hat safhaya geldi, şu anda dinleniyorlar mı? Nasıl oluyor bu? Ya şöyle yorumluyorum ben. Yani 30-40 seneden beri özellikle İstanbul'u hani bildiğim için söyleyebilirim. Rahmetli Aytekin Kotil'in belediye başkanlığı döneminden daha sonra giderek artan bir şekilde buraya gelip yerleşmiş olan bütün Karadeniz'de hemşehrilerimiz ortalama olarak gittikçe
fakirleşmektedir. Ellerinde bulundurdukları işte inşaat sektörünü, gıda sektörünü, işte ne bileyim yani bir takım mevzileri ellerinden yavaş yavaş kaybettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Güneydoğu'dan ciddi biçimde bir göç alıyor yine İstanbul veya Marmara bölgesi. Oradan gelen insanların bu mevzileri bizim Karadenizli insanların elinden aldıkları da bir gerçektir. Balıkçılık konusunda da bizim ne yazık ki Karadeniz'de yeterince üretim olmadığı için en büyük filolar, balıkçılık filosu Karadeniz'de ama işte bizimkiler hani belki Rus sularında avlanmaya çalışıyor, sıkıntılar çıkıyor. Ekonomik olarak kurtarmıyor. Bu konuda işte soğuk hava depoları, başka ülkelere ihracatları yapılması, teknolojinin geliştirilmesi gerekiyor. Yine balıkçılıkta işte biliyorsunuz hani trol avcılığı var. İşte balıkların küçük olarak avlanmalar, işte Greenpeace bu konuda hani balıkların, küçük balıkların işte santim ölçüleri veriliyor. Avlanmamaları konusunda ya bu konuda toplumun bilinçlenmesi lazım. Yani kısa vadede biz ne olursa olsun alalım ama ondan sonrası tufan mantığından uzaklaşıp yani denizi korumak gerekiyor, sevmek gerekiyor ama siz kıyıları beton yığını yaparsanız işte bütün sadece ülkemizin değil bütün Karadeniz çevre ülkelerinin atık suları, kirlileri, çöpleri Karadeniz'e akarsa dolayısıyla işte yaşayan balık nesli tükeniyor. Sadece balık değil, midyeden diğer deniz ürünlerine kadar. Yani denizi sadece balık olarak almamak lazım. Bugün ulaşımda bile bugün yani Karadeniz ulaşımda sıkıntılı. Tren yolunun bütün Doğu Karadeniz'e kadar ulaşmasını istiyoruz ama ne yazık ki hep öteleniyor, gerçekleşmiyor. Karayoluna ağırlıklı bir ekonomi uygulanıyor. Halbuki deniz yolu da burada kullanılabilir diye, kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, başkanım bu arada telefonunuz var. Tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Alo. Evet, Sıtkı Ada, Giresun Federasyon Başkanımız telefonda şu anda. Sıtkı Bey şu anda canlı yayındasınız ve konuğumuz Konfederasyon Başkanımız Tahsin Usta. Buyurun, görüşlerinizi alabilir miyiz? Programınıza hayırlı olsun diliyorum. Tahsin Başkan'a ve size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Buyur, seni dinliyorum. Konumuz, konumuz Karadeniz ve Çernobil ile ilgili. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Başkanım da orada, ben biraz dinledim, bahsediyor. Hakikaten Karadeniz Konfederasyonu olarak bizler de yıllardan beri bayağı uğraş veriyoruz. Karadeniz'de bu Çernobil hakikaten Karadeniz'i tamamen mahvetmiş durumda. Bölgelerimizde insanlarımız tamamen büyük şehirlere, İstanbul'a göç etmiş. Bunun o zamanlar dahi söylüyorduk ama kimse kulak asmıyordu. Bugünlerde ve geçtiğimiz günlerde kanser hastalıkları bayağı ortaya çıktı. Hatta bundan sonraki günlerde de değişik şekillerde çıkacak, insanlar bir türlü çeşitli hastalıklara kalacak. Biz hep yıllardan beri sivil toplum kuruluşları olarak bunları karkon olarak Sayın Başkanımız da dile getirdi. Her dilde, her platformda dile getirdi. Ama biz yetkililer buna kulak vermiyor gibi görünüyor. Evet. Sizin evet. Giresun bölgesinde ne gibi çalışmalarınız var Sayın Sıtkı Başkan? Vallahi biz Giresun bölgelerinde kir kurutayda da yaptık. Hatta bizim dağlarımızdaki köylerimizin yakınında içinde kestane ağaçlarımız, bazı önemli ağaçlarımız son 10-15 yıldır tamamen kurumuş vaziyette. Yani birileri gelip de bu neden kuruyor, niçin kuruyor diye ortaya çıkaran da yok bilim adamları da. Biz halk diliyle bunların bu Çernobil'den olduğunu bunlara iletmemize nazaran yine de yetkililer tarafından bir kaleme alınıp araştırma dahi olmadı. Ama tabii insanlarımıza hep zarar verdi. İnsanlarımız şimdi bundan hastalıklardan ölüyor ve çoğu da memleketi terk etti İstanbul'da. Evet, yani göç yaşadı Giresun diyorsunuz. Orada evet, kalanlar da kendi çapında mücadelesini devam ettiriyor. Evet, Sayın Başkanım. Evet, Başkanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başkanım ayrıca bir sorunuz var mı? Vallahi teşekkür ediyorum. Güzel sorunlara değiniyor inşallah. Karadeniz Konfederasyonu olarak bizler tabii ki kendi işlerimizi, güçlerimizi bir tarafa atarak gönüllü olarak bölgemizin, illerimizin adına bir çalışmalar yapıyoruz. Bunu da tüm izleyen hemşehrilerime, arkadaşlarıma sesleniyorum. Sivil toplum kuruluşlarına sahip çıksınlar. Bizleri desteklesinler. Biz bunlardan maddi güç istemiyoruz. Yeter ki önlerimizi engellemesinler. Biz sivil toplum kuruluşu olarak her platformda, her yerde, her konuda her şeyi aydınlatmak istiyoruz.
Başarılar diliyorum. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet. Ben de Sıtkı Başkan'a Keriş'ten ayrıca teşekkür etmek isterim. Bize de sürpriz oldu, bağlandı, konuğumuz oldu. Şimdi Sayın Sıtkı Ada Başkanımız, Türkiye'de ilk defa ilin federasyonunu kuran bir başkandır. Ve bizim Karadeniz Konfederasyonu'nun da kurulmasında en çok emeği olan, en çok öncülük yapan bir başkanımızdır. O nedenle ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bizim bu Çernobil konusunda 2007 yılında başlattığımız kampanyada Artvin, işte Gümüşhane, Rize başkanımız, Trabzon, Ordu, Kiros'un hep birlikte hareket ettik arkadaşlarımızla beraber. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarımı da buradan selamlıyorum. Yani birlikte davrandığımızda, yani illerin, STK'ların birlikte hareket ettiklerinde yaptırım güçlerinin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Keşke bugüne kadar da böyle oldu. İnşallah bundan sonra bu gücümüzü daha da artırarak, daha çok el ele vererek, daha birlikteliklerimizi artırarak devam edeceğiz bundan sonra. İnşallah ülkemizin gerek ekonomisinde, gerek siyasetinde, sosyal işlerinde, kültüründe daha yararlı çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Evet, başkanım hiç şey düşündünüz mü? Bir konfederasyon olarak bağlı olan federasyonlarla birlikte Karadeniz gezisi giderek, o şimdi, insanların sorunlarının yerinde dinleyip, şimdi böyle. Şöyle, Kayat tabii, daha önce buna benzer ziyaretlerimiz oldu, gezilerimiz oldu. Zaten bizler Karadenizler, kendi illerimizden kopuk insanlar değiliz. Bir vaktimiz varsa bir örnek vermek isterim. Evet, biz yaklaşık 4 ay önce bir araştırma gerçekleştirdik. Trabzon özelinde ama Karadeniz genelinde. 800 kişiyle yüz yüze Karadeniz'de, 800 kişiyle de göç edip buraya gelmiş, yerleşmiş Karadeniz'le beraber. Yani burada ortaya çıkan verilerde, yani Karadeniz'de yaşayan insanlarla buraya göç etmiş gelen insanlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalıştık. Buradan veriler çıkartmaya çalıştık. Çok tabii ilginç veriler çıktı ortaya. Yani oradaki bu göçün işte her aileden ortalama %70 civarında göç olduğu bir gerçeği var. Oradaki insanların ekonomik sıkıntıları, işsizlik birinci derecede sıkıntıları, eğitim sıkıntıları birinci derecede sıkıntıları, çevreye karşı duyarlılıkları var. Buraya göç etmiş gelmiştir. Burada yerleşmiş olan insanların da burada çok rahat oldukları aslında söylenemez. Bölgemizde iş imkanları yaratılırsa buradaki insanların %80'inin dönüp memleketlerine gidip yerleşme arzuları var. Yine insanlarımızın %70'i her yıl ortalama 15 gün süreyle memleketlerine, işte Rize'ye, Trabzon'a, Gürosu'na, Ordu'ya, neresi memleketleri giderek illerini ziyaret ediyorlar. Mutlaka bir sefer gidiyorlar çocuklarla beraber. Orada yaşamaya çalışıyorlar. İlişkiler devam ediyor. O nedenle biz hani bölgemizdeki insanlarımızın ortak sorunlarını biliyoruz. Bu konuda da bunların çözüm önerileri konusunda da imkanlarımız ölçüsünde bizim hemşehrilerimiz içerisinde de çok saygın meslek örgütlerinde arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz var. Hemşehrimiz olmayan diğer illerimizin insanlarında da bu konuda diyaloglarımız var, ilişkilerimiz var. Alternatif öneriler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Başkanım, bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ve sizden son 5 dakika sizden ana tema olarak toplayıp son görüşlerinizi alabilirim. Şimdi ben çok kısaca başka ayrı bir konudan bahsetmek isterim. Biz evet, Karadeniz evet. Konfederasyonu olarak 15 kişilik bir heyetle geçtiğimiz hafta bir Kıbrıs ziyareti evet, evet. yaptık. Bundan da kısaca bahsetmek evet, isterim. Kıbrıs'taki Karadeniz Kültür Derneği'nin davetlisi olarak Kıbrıs'a gittik. Orada yine Karadeniz'den giderek orada Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan bir hemşerimiz var. Onu ziyaret ettik, onunla görüştük. Kıbrıs Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz oldu ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu ile görüşmelerimiz oldu, bizi kabul etti. Orada yaklaşık 60 bin Türkiye'den giderek Kıbrıs'a yerleşmiş insanımız var. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası. Bunların 50 bin tanesi de Karadenizli. Karadeniz'den göç ederek oraya gitmiş, yerleşmiş insanlar. Bizler bu dayanışmanın varlığını göstermek için oraya gittik. Oradaki insanlarımızın biraz sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Özellikle bu Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'la birleşme sürecinde Güney Kıbrıs'ın ve Avrupa Birliği'nin isteği, işte oradaki Karadenizlerin sonra dışarıdan göç etmiş, oraya gitmiş insanların ülke dışına çıkmalarını istiyor. Biz bunlara kesinlikle karşı çıkıyoruz. Şu anda oradaki görüşmeleri yürüten Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu bu konuda bize
teminat verdi, bizi rahatlattı. STK'larla birlikte çalışacağını söyledi. Kırmızı çizgimizdir dedi. Türkiye'nin oradaki karantörlüğü olmazsa olmaz yaklaşımı. Hiçbir buraya yerleşmiş vatandaşlarımız eşit vatandaşlardır Kıbrıslılarla birlikte dedi. Ve hiçbir tanesini biz ülkemizin dışına bırakmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Yani bu konuda ülkemizin, vatandaşlarımızın, özellikle Karadenizlerin biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da ben çok teşekkür ederim. Yani konuk ettiniz. Düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda üyemiz olmayan, ilişkilerimizin devam ettiği diğer Karadeniz illerinin de federasyonlarını kurarak veya kurmuşlarsa genel kurul kararlarını yaparak birlikte çalışmaya davet ediyorum. Onlarla birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, ben tekrar size bizi konuk ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Konuğumuz oldunuz ve Karadeniz'in sorunlarını masaya yatırdık enine boyuna. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben buradan ekranları başında bizi izleyen Medya TV izleyicilerine bir konu, bir konuk programından selamlarımı gönderirken haftaya değişik bir konu, değişik bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Hafi'yle Sırlı Dualar başlıyor. Şimdi dua vakti canlar.